Merhaba arkadaşlar. Dinamik dersine tekrar hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz ders partiküllerin kinematiğinde belli bir noktaya kadar gelmiştik. Gene aynı partiküllerin kinematiğinden birkaç örnek çözeceğiz. Daha sonra Hibler'ın kitabından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle bir sorumuz var. Tabi onu yazmak yerine Sesli olarak okusam daha iyi e Belki denklemi yazarız Bir cismin ivmesi zamana bağlı olarak Değişiyormuş yani değişken bir Durum söz konusu Bunun için de ivme değerimiz Hemen şuraya yazalım A eşittir 2-3T Olarak verilmiş Hatta biraz daha büyük olsun Evet. A eşittir 2 eksi 3t olarak verin. Evet. Burada zamana göre değişen ivme ki burada e, şuna dikkat etmek gerekiyor. Verilen denklemlerde arkadaşlar e, değişkenin ne olduğuna dikkat edin lütfen. Yani zaman olduğunda bir problem yok. Yani A eşittir dv bölü dt diyoruz. Yani burada integrasyon işlemini zamana göre aldığımızı unutmayın. Eğer A eşittir dx bölü dt ise dv bölü dt yapamazsınız. Orada değişkeni değiştirmek durumundayız. Birbirine göre uyumlu hale getireceğiz. Burada zamana göre verildiğinden bir sıkıntı yok. <laughs> öncelikle buna bir bakalım. Ee, öncelikle bizim bir izleme noktamız varmış. İzleme noktasından 10 saniye sonra e, cismin hızı 30 metre bölü saniyeye ulaşıyormuş. Yani diyelim ki 10. saniyede V hızımız 30 metre bölü saniye oluyor imiş. Sonrasında ise 20 saniye geçmiş ve cismin izleme noktasına göre uzaklığı bu sefer 100 metre olmuş. Yani bundan 20 saniye sonra ise bizim konumumuz yani s bu sefer 100 metre olmuş. Şimdi burada diyor ki başlangıç şartlarındaki hız, ivme ve konumu belirlememizi istemiş. Yani başlangıç noktasına bakacağız ve izleme noktasına dikkat edeceğiz. Yani bir başlama noktamız var. Başlangıcımız. Sonra hepsini şöyle bir aynı eksen üstünde tanımlayabiliriz. Tabii ki düzgün doğrusal hareket, rektilineer hareket diyorduk. Bizim eksenimiz bu olsun. Pardon. Çizgi yerine şeyi vermişiz. Aynen. Bizim eksenimiz bu. Başlangıç noktamız burası. Sonra bir izleme noktamız var. Burada t eşittir 0 zamanı diyelim. Anlayabilmek için. 10 saniye geçtikten sonra t eşittir 10. saniyede hızımız v eşittir 30 metre bölü saniye olmuş. 20. saniyeye ulaştığımda ise t eşittir 20'de Bu sefer konumum S eşittir 100 metre olarak tespit edilmiş. Bizden istenen şey A şıkkı için başlangıç şartlarındaki hız, ivme ve konumu soruyor bize. Yani izleme noktasındaki konumu soruyor. O zaman hemen ben İfadem de burada belli. A eşittir 2 eksi 3 t ise ne yapacağım ben? Şöyle yapalım. Anlık durumu tespit edebilmek için dv bölü dt dersem. İvme verilmiş zaten neydi? 2 eksi 3 t. O zaman ben burada integrasyon yaparsam. Yani ne yapacağım? V'ye geçeceğim değil mi buradan? V eşittir. Zamana göre integral aldığım için yani şöyle yaptığınızda T'ye göre burada kalacak işlem nedir? Elde ettiğim V'dir. O zaman V eşittir. Ne olacak? 2 3 T. Yani 2 T eksi 3 t kare bölü 2 bölü 2 ve artı burada bir integrasyon sabiti kullanabilirsiniz eğer belirli integral yok ise integrasyon sabiti kullanırım. Öbür türlü de ne yaparım? Belirli olduğu için nereden nereye kadar gidiyorsa o ifadeleri yazmak durumundayım. Burada ben belirsiz olduğunu düşünsem artı C1 diyebilirim. Belirsiz ise. Şimdi vatandaş bana ne demiş? Bu şartlara dikkate aldığımda izleme noktasında geçmişim 10 saniye ileriye 10 saniye ileride 30 metre bölü saniye olduğunu görüyor isem burada şunu yazabilirim. 30 eşittir. 2t yani 2 çarpı 10 eksi 3 çarpı 10'un karesi bölü 2 artı c1. Burada bir tek bilinmeyen c1 kalıyor değil mi? C1'i çektiğiniz zaman 160 çıkıyormuş. Yani hatalı olabilir. Siz gene kontrol edersiniz. 160'ı buldum. İntegral sabitini sistemde yerine yazdığım zaman denklem şu hale döndü. dv bölü dt eşittir. 2t hatta direkt v yazalım. dv bölü dt'ye sonra geçeceğiz. Aynen bunu V olarak bırakabiliriz. <laughs> v eşittir. 2T eksi 3T kare bölü 2. Artı 160. Bu bizim hız denklemimiz oldu. Sonrasında da bizden istediği şey konuma da geçilmesini talep ediyor diğer şıkkımızda. O zaman buradan konum ifadesine geçecek olursam yani S'ye geçecek olursam bir kez daha ne yapacağım? Bir kez daha integral almam lazım. Yani S diyelim. 2 t kare bölü 2 olacak. 2'ler götürdü. T kare. Eksi 3t küp bölü 6. 3'ler götürür. O zaman t küp bölü 2 kaldı. Bölü 2. Artı 160t. 2. integral sabiti geldi. Gene sınır şartı koymadığım için. C2 diyelim buna da istiyorsanız. Burada da diğer sınır şartını bulabilmek maksadıyla yani şöyle yapabiliriz biz ilk işlemden sonra da ikinci işlemden sonra geldik burada ne demiş bize 20. saniyede s eşittir 100 metre. O zaman aynı ifadeden yani 100 eşittir 20. saniye olduğuna göre 20'nin karesi eksi 20'nin küpü bölü 2 artı 160 çarpı 20 oldu. 20 sonra da diğer integrasyon sabitimiz C2 gelecek. Buradan C2 çekersek de 500 çıkıyor imiş. Tamam 500 çıkıyor. O zaman konum denkleminde de bunu yerine yazalım. S eşittir. T kare. Eksi T küp bölü 2. Artı 160 T. artı 500. O zaman denklemlerime bakacak olursam. Hız denklemim neresi? Şurası. Konum denklemi burası. Olarak bulundu. İlk başta zaten ivme denklemi 2-3t olarak da verilmişti. Eğer e, diğer dersimizdeki önceki dersteki gibi yapmış olsaydık, yani şu zamandan şuraya kadar, şu konumdan şuraya kadar deseydik zaten C'leri vermeye gerek kalmayacaktı, C'leri hesaplamaya gerek kalmayacaktı. Ama burada o şekilde söylemediğiniz zaman gideceğiniz yeri sonradan hesaplarsanız bir nevi aynı şey aslında. Yani burada ben e, şuradan şuraya kadar desem. Ee, başlangıçtan şu noktaya kadar sabitleri bulmak yerine o ifadeleri yazsam biliyorsam, o zaman gene aynı yere çıkmış olurum. Şimdi bize sorulan soru başlangıç şartlarında yani izleme e, durumu için, izleme noktası için ne demiş? Hız, ivme ve konumu belirlememizi istemiş. O zaman hemen ben ne yapacağım? başlangıç şartlarında t eşittir 0 demek ki t eşittir 0 için bakıyoruz yani başlangıç şartları ne olacak a ifadesine bakarsam a eşittir 2 eksi 3 t demek ki başlangıç şartlarında olaya başlangıç şartlarında yani bu şu demek araç hareket halinde başlangıç noktasından bahsetmiyorum. Yani T'nin sıfır olduğu kabul edildiği nokta buradan bahsediyorum. Araç bir şekilde gidiyor. Ve başlangıç şartları izleme noktası burası. Burayı soruyor bize. Giderken o zaman ne olacak? Burada ivme 2 metre bölü saniye karelik bir ivmesi varmış. İzleme noktasında hesaba başladığımız zaman yani. Akabinde hız ifadesi istenmiş bizden. Hız ifadesi hız denklemini çıkarttık. Neydi? 2t eksi 3t kare bölü 2 artı 160. O zaman v eşittir ne olacak? 2 çarpı 0 eksi 3 çarpı 0 bölü 2. Yani gidiyor buralar. Hep artı 160. 160. Demek ki buradan ne olur? Burası gider, burası gider hızımız v eşittir 160 metre bölü saniye. Tabii bu büyük bir rakam. 160 metre bölü saniye. Saniyede 160 metre gidiyorsa o oh, epey hızlı bir cisimden bahsediyoruz. Sonrasında konum istenmiş bir de. S ifadesini de çıkarttık. Konum denklemi. Yukarıda t kare eksi t küp bölü 2 artı 160 t artı 500. Değil mi? O zaman başlangıç konumu için 0 karesi eksi 0'ın küpü bölü 2 diyelim. Bunlar hep gitti. Artı 160 çarpı 0. Burada gidecek. Artı 500. Buradan da ne kalacak demek ki? Burası gitti, burası gitti, burası gitti. Konum başlangıç izleme noktası için 500 metre olarak hesaplanır. Şimdi diğer bir şık ne demişiz burada? Hız sıfır oluncaya kadar geçen zamanı ve alınan yolu istiyor bizden. Yani Hız sıfır olana kadar ne kadarlık bir zamanımız var? Ve e, alınan yol ne kadardır? Hemen buradan onu hesaplayalım. Şurası A şıkkı diyelim. İzleme noktasındaki ivme, hız ve konumu bulduk. B'de ise hız sıfır oluncaya kadar geçen zaman ve alınmış olan yol miktarı. O zaman e, bizim ikinci denklemimiz yani hız denklemi ki hızın sıfır olacağı durum hangisi o denklem? Şu denklem. O denklem'e göre v eşittir 2t eksi 3 t kare bölü 2 artı 160. Ne demiş? Hız sıfır oluncaya kadar. Demek ki burayı sıfır alıyorum. Buradan ne yapacaksınız? Hemen 2t 3t kare bölü 2 artı 160 şeklinde bir denklem çıkar arkadaşlar. İkinci derece bir denklem olduğu için t'nin 2 adet kökü olur buradan değil mi arkadaşlar? 2t 3t kare bölü 2 artı 160 ya da 1,5t kare artı 160 ise yani buradan kolayca hemen çıkartamıyorsanız e, alacaksınız diskriminant. Neydi bu? B kare eksi 4 ac ise diyelim T12 Neydi formülümüz? Eksi ve artı eksi kök diskriminant ayrıştırıyoruz yani değil mi? Discriminate'den geliyor. 2A dersek buradan T1'imiz 11 saniye. T2 ise eksi 9.66 çıkmış. Tabii ki biz ne yapacağız? pozitif kullanıyoruz. O zaman t'miz 11 saniye diyebiliriz. Sonrasında da konumu sorduğuna göre s konum denkleminden konum denklemi hangisi? Şurası. s eşittir t kare. 11'in karesi eksi 11'in küpü bölü 2 artı 160 çarpı 11 artı 500. Dediğimiz zaman buradan konum toplamda alınan yolumuz 1715.5 metre olarak çıkmış. Evet konumumuzu da bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi tabi çok fazla bu tarzda sorular var. Yani hangi birini çözelim? O işin bir sonu yok. Zaten çok basit ivmesi sabit olan sorulara fazla girmek bile istemiyorum. Niye? İvme sabit zaten 3 tane denklem var. Bu denklemde ivmeyi yerine koyacaksınız. 3 tanesinden bir tanesinde çıkacak. Bundan dolayı da mümkün mertebe değişken olan durumlar için soruları çözmeye çalışıyoruz. Diğer türlü gene siz vakti zamanı gelince o tipte soru da çözülebilir. Evet. Şimdi bir başka soruya geliyorum. Bu sefer ivmeyi gene ivme ifadesi verilmiş değişken. Ama ivme zamana göre verilmemiş. İvme konuma göre verilmiş. Diyor ki A eşittir. 24 eksi 6 S kare ise 24 eksi 6 S kare diye verilmiş. Evet. Şimdi buradan bir bakalım. Evet. Sorumuz Diyor ki partikülümüzün ivmesi söylediğimiz gibi 24 6 s kare ile verilmiş ise burada partikülün durağan haldeki ki sükunet diyebiliriz buna e, s eşittir 0 durumu için. Yani s eşittir 0 hali sükunette olan hali için e, düşünecek olursak A şıkkımız 3 metreye gelindiği zaman yani S eşittir 3 metre olduğunda cismimizin hızı ne olur? Bu sorulmuş. B şıkkında hızın tekrar sıfır olduğundaki konumu sorulmuş. Yani V'nin sıfır olduğundaki konumu sorulmuş. C şıkkı hızın maksimum olduğu ilk konum sorulmuş. V'nin maksimum olduğu ilk konum S1 diyelim mesela veya S ilk diyelim. Ve D şıkkında da ilk maksimum hız sorulmuş. Yani V max ilk diyelim. Şimdi elimizde ivme ifadesi var. Ve gayet basit bir şekilde hemen anlıyorsunuz zaten. İvme konuma göre verilmiş. Şimdi burada gidip de A eşittir dv bölü dt'den Çözebilir miyiz bunu? Çözemeyiz. Çünkü T'ye bağlı değil ivme. Konuma bağlı. Konuma bağlı ise zamansız formülümüz vardı bizim. Neydi o? Hatırlıyorsanız. V, D, V, A, D, s, değil mi? V, D, V, A, d, s. O zaman bu denklemi kullanacağım ben. Buradan hareketle bu denklemde yerine yazalım. Ne olacak? Hızımız sıfırdan V'ye gidiyor. Başlangıçtan bir hıza ulaşacağım. V, D, V. Eşittir. Ne olacak? Konumum değişecek. Sıfırdan S'ye kadar gideceğim. Neydi? A, D, A ifadesi de neymiş? 24 eksi 6 S kare. İse çarpı ds diyelim. E şimdi bunu yaptığıma göre ne yapacağım ben? Hemen integrasyon işlemi gerçekleştireyim. Diğer taraf v idi. Ne olur? v kare bölü 2 olur. Biri 0, bir v ise o zaman v kare bölü 2 eksi 0. Yani direkt v kare bölü 2 kalıyor. Eşittir. Diğer tarafta ne var? 24 var. Yani ne olacak orası? 24 S. Eksi 6 S kare diyor. Yani eksi 6 S küp bölü 3 olacak. Değil mi arkadaşlar? Buradan bunu da yazdık. Ondan sonra ne demiş bize? Buradan V'yi çekebiliriz istiyorsanız. V eşittir. Bir daha kontrol edelim. Yanlışlık yapmış olmayalım da. Değil mi? 6S küp bölü 3 dedik. Burası ne götürelim. Burada kaldı 2. Ondan sonra V'mizi çekecek olursak V eşittir. 24 S yani 48 S eksi 2 S küp. Tabii ki o 2 ne oldu? Onu da 4 yapalım. 4S küp ve bunlar kök içerisinde. A şıkkında sorulan soru ne demiş? Konum 3 metre olduğu zaman hız nedir? Zaten ben burada denklemi çıkarttım bakın. Hemen hazır. O zaman A şıkkı için yapacağımız işlem ne yapacağız? V eşittir. 48 çarpı 3 eksi 4 çarpı 3'ün küpü kök içerisinde. Buradan hız direkt çıkacak. Hızımız 6 metre bölü saniye olarak bulunmuş. Gayet basit yani. Ha bu denklemde bunu çıkartıyoruz. Yani ne yaptık? dv bölü dt değil de bu işlemde yerine yazıyoruz. Bazen buna da denk gelmeyebilir. Kendiniz dönüştüreceksiniz. Değişken ile işte e, integral operatörünü yani işte bu dv midir dt midir ds midir nedir onunla aynı tarafta bulunmasını sağlayıp öyle çözeceksiniz işlemi. B şıkkına bakarsak ne demiş hızın sıfır olduğundaki konumu soruyor. Hız 0 ise aynı denklemde bunu yazabilirsiniz. Yani neydi o? Hemen diyelim ki şurada da yazabilirim. Çok önemli değil. 0 eşittir. 48 s eksi 4 s küp. Buradan da yazabilirsiniz. Veya nereden? Direkt karesi diye alacak olursanız yani v kare diye düşünürsek şuradaki kökü yok ettiğimizi farz edelim. Gene aynı şey. Sıfır olduğu için bu denklem gene buradan işe yarar değil mi? Buradan yazacaksınız. 48 s eksi 4 s küp eşittir sıfır. Gene aynısı olur. Çünkü sıfıra gidiyor. Evet buradan yazdığımız zaman e, gene ikinci 2 iki dereceli ifademiz var. S parantezini alırsak ne olacak? 48 eksi 4 s kare eşit 0. O zaman çarpımlardan dolayı 1. s direkt 0'a gider. Çarpımlar ayrı ayrı 0'dır. Öbürü de ne olur? 48 eksi 4 s kare sıfıra gider. Buradan da s ifadesi 3.46 metre olarak çıkmış. Evet. Sonra net sormuş bize C şıkkı. Hızın maksimum olduğunda ee, bir saniye. Konumu mu soruyor? Yok, aynı. Hızın maksimum olduğundaki konumu soruyor. Hız maksimum ise ne yapacaktır arkadaşlar? Artık gideceği başka bir değer yok. Yani hız maksimuma ulaştı. Gaz pedalına basıyorsunuz, basıyorsunuz. Arabanın hızı artmıyor. Ne demektir bu? Sabit hızla gidiyor yani. Hız maksimuma ulaştı. O zaman ne olur burada? İvme sıfırlanır. Değil mi arkadaşlar? İvme sıfır olacağından hemen a eşittir. 24 eksi 6 s kareden bakacak olursak buradan e, ivme yerine sıfır yazacağız. Konum ise 2 metre olarak çıkacak karşımıza. diye söyleyelim. Burada diğer şıkları da işaretlemiş olalım. C şıkkı ve sonra da D şıkkı. D şıkkında da diyor ki bize V max olduğu zaman V max olduğunda konum ne? 2 metre. Yani soruya dikkat edin D'de. V max'ın ilk durumuna bakacağız. İlk durum işte konumun 2 metre olduğundaki hali. O zaman denklem neydi? Hız denklemi V eşittir. 48 S eksi 4 S küp ise karekök içerisinde tabi. Buradan 48 çarpı konum 2 metreymiş. Eksi 4 çarpı 2'nin küpü. Buradan da V max değerimiz 8 metre bölü saniye olarak hesaplanmış olur. Diyebiliriz. Evet bu soruyu da bu şekilde geçmiş olalım. Şurayı temizleyelim. Sorumuzda bir bisikletlimiz varmış. Sola doğru düz bir çizgi boyunca ilerliyormuş bu bisikletli vatandaş. Çizgimizi çizelim. Şurada da bisiklet var. Bisikletimiz şöyle basitçe bir bisiklet çizelim. Şöyle Didon'u var. Selesi. Vatandaş da burada oturuyor. Şoförümüz Cinali. Bu şekilde. Hatta Didon'u biraz şöyle yapayım. Neyse vatandaş bu tarafa doğru gidiyor. Ve ivmesi verilmiş a eşittir sola doğru giderken 0.5 eksi 0.002 v kare şeklinde bir ivmesi var imiş. Birimi metre bölü saniye kare. Burada V metre bölü saniye cinsinden tabii ki. Bisikletli sükunetten harekete başlıyor. Yani durağan halden harekete başlıyor. Burada bizden istenen şey maksimum hızı nedir? V max sorulmuş. Sonra da hızı 8 metre bölü saniyeye ulaşıncaya kadar geçen mesafeyi sormuş bize. Yani ve eşittir 8 metre bölü saniyeye ulaşıncaya kadar ki kat edilen konum sorulmuş bize. Yol yani ne kadarlık yol alıyoruz. Şimdi burada düşünelim bakalım. Biraz önce bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Hız maksimum olduğunda ne oluyordu? Demişiz ki. Hızımızın maksimum olduğu zaman ivmemiz ne yapıyormuş? Sıfır oluyormuş değil mi? Gene aynı şey. Burada da o geçerli. O zaman diyorum ki hız maksimumda ivme sıfır oluyorsa 0.5 eksi 0.002 v kare ise buradan v maksimumu çekebilirim. v eşittir v max diyelim veya 15.81 metre bölü saniye olarak bulmuşuz. Şimdi burada diyoruz ki ee, sorumuzda ne demiş? Maksimum hızı tayin ettik. Eyvallah. Bunda bir problem yok. Sonra 8 metreye ulaşıncaya kadar mesafe soruluyor bize. Demek ki buradan ben mesafeye gideceğim. Elimde zaman parametresi yok farkındaysanız. Zamansız hız ifadesi ama değişken. Hangi formülde o? VDV ADS. Bu ifade. O zaman ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Konumu bulmaya çalışıyorsam. DS'i çektim. V, D, v bölü A. Bölü A olur. Tamam mı? Sonra ben ne yapacağım? E bunu integre edeceğim. İki tarafı da integre edersem. Sıfırdan S konumuna kadar. Diğerini de sıfırdan v konumuna kadar, v hızına kadar. Hızına kadar integre eder isem o zaman denklemimizi şuraya yazalım. Ne olacak? Bir tarafı s olacak zaten. s eşittir. Sıfırdan v hızına kadar v çarpı dv bölü 0.5 eksi 0.002 v kare olur. Tamam. Durum bu. Yani buradan geri kalanı matematik. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bu soruyu çözmem lazım. Tabii ki e, normalde 1 bölü x'li ifade ne olması lazım? ln x olması lazım ama burada şimdi e, şey var. E, biraz farklılık var değil mi? Yani bu soruyu çözebilmek için ben e, değişken dönüşümü uygulasam yani mesela desem ki e, ne diyelim u eşittir. 0.5 eksi 0.002 v kare ise değişken dönüşümü yapabilmek için du eşittir. Evet. Buradan du ne olur arkadaşlar? eksi 0.004 4 olur değil mi? 4 V çarpı DV olacak. Tamam mı? Burası U ise DU da bu. Tamam. Eksi 0.004 ve dv şeklinde olur. Şimdi gelip bunu integrasyonda yerine yazarsam diyelim ki gene öbür tarafa aldık zaten. S dedim. Eşittir. Bir kere şu eksiği bir parantez şey integral dışına bir alalım. Eksi sıfırdan v'ye diyeceğiz. V, dv ne olacak üst taraf? Bakın VD ve DU ama onu ne yapmam lazım? 004'e bölmem lazım. Demek ki e, DU bölü 0,004 desem. Eksiği de dışarı attık. Tamam. Bir de ne gelecek buraya? Çarpı U gelir. O zaman buradan sn ne olur? Hatta böyle yapmaya gerek yok. Eşittir deyip devam edelim direkt. Eşittir eksi bir bölü bunu bir dışarı aldık. 0.004 Tamam. İntegral sıfırdan v'ye. D u bölü u basit oldu yani buradan çıktı hemen bazen çıkmaz uğraştırır adamı yani yapacak bir şey yok çözmeye çalışacağız değil mi D u bölü u gibi düşünebilirsiniz ondan sonra tekrar eşittir diyelim ne oldu burası elen u olur o zaman eksi 1 virgül 0 virgül 0 0 04. sonra ne gelecek elen u yerine ne yazmışız şimdi artık bunu geri yazıyorum 0.5 eksi 0.002 v kare Değil mi arkadaşlar? Sonra ne içindi? Bir saniye bakayım. 0.05 dedik. Pardon, 0.02 v kare dedik. Ondan sonra burada 0.5. Evet buradan integral için sınır değerlerimizi de verelim. Yani sıfırdan v'ye kadar olacak. Evet şimdi burada yapacağımız işlem nedir? S eşittir. işlem şu hale geldi. Eksi 1 bölü 0,004 elen 0,5 eksi 0,002 ve kare ilkinde zaten Sıfır yazdığımızda ne olacak? İlk işlem için sıfır yazdığımızda burası gidecek, burası kaldı. Yani e, bu halde oldu. Sonra e, ikinci işlem, bu sefer V yazacağız. Yani bu hali aynen kalacak. Şöyle diyecek olursak da, 0.04 parantezinde, değil mi arkadaşlar? E, Elen 05 bir de V koyduğumuzdaki hali geliyor şu anda. V koyduğumuzdaki hali de aynen bunun aynısı. Bu zaten parantez içine gitti. Gene elen 05. Eksi 0.002 v kare. Şöyle yani. Değil mi arkadaşlar? Yani gelip ayrı ayrı yazarsak daha da anlaşılır olur diye düşünüyorum. Yani eksi elen 05 Bölü 0.004 Bu ilk işlem Ama burada tabi Şöyle yazacağız pardon Sırasını değiştirirsek daha iyi olur değil mi Burada Dikkat etmeden şey yaptık Öyle yaparsak daha iyi olacak yani önce sıfırlı işlemi yazmışız gibi oldu şimdi Bunu düzelteyim de Heh Önce V'li olacak ya V yazacağız sonra 0 yazacağız. V'li işlem sonra 0 koyduk yani bir daha geldik. Ee, o zaman da eksi son eksi ilk değil mi? Eksi koyuyorum. Eksi 1 bölü virgül 0,004. Yani bakın her şeye dikkat ederek yazmaya çalışın. Acele edip hemen Şöyle şöyle yapalım dediğimizde sıkıntı olabilir. Bundan dolayı hiç acele etmeden yavaş yavaş yapıyoruz. Önce V'li ifadeyi yazdım. Hatta şuraya şöyle köşeli parantez koyayım. Buraya da köşeli parantez koyalım. Karışmasın diye. Eksi elen. 0,5 kaldı. Bu kadar. Değil mi arkadaşlar? Diğeri gitti. V yerine 0 koydum çünkü. O zaman ne olacak bunu düzelttiğimde? Ee, eksi parantezini alacak olursam Eksi 1 bölü 0,0,4 yapalım. 4 parantezinde

0.5 haline gelir. Tamam mıyız? Sonrasında da ne yapacağız? Bu neydi? Konumdu. Burada bize demiş ki 8 metre bölü saniye için bu çıkartmış olduğumuz denklemde V eşittir 8 metre bölü saniye için denklem değerine yazılacak ve sonuçta Konum ifadesine ulaşılacak Evet bu şekilde bir değişken dönüşümüyle de e, Soru başka bir sorumuzu Çözmeye Çalıştık diyelim Şimdi kitaptaki e, problemlerle Devam edelim Yani bugün özellikle böyle biraz daha şey yapalım istedim. Bu konular anlaşılsın. Çünkü buralarda ufak tefek eksiklikler olduğunda ileride sıkıntı yaşanabilir. Şimdi ben şurayı bir temizleyeyim. Evet, problemimiz kitaptaki probleme geliyorum. Hemen görselini paylaşalım. Bunu da özellikle vereyim istedim size. Şöyle bir soru. Sorumuz metal bir parçacığımız varmış. İşte bu C noktasında görülen. Yani şu metal bir parçacık bir manyetik alan içerisinde bulunuyor bu parçacık ve dikkat ettiğimiz zaman e, A plağından B plağına uzanan bir akışkanın içerisinde e, yol aldığını söylüyor bize. Yani A ile B arasında e, manyetik alanın içerisinde bu parçacık yol alıyor. Parçacığımız 100 milimetreye ulaştığı zaman Evet burada bu soruya dönmek zorunda kaldık. Hemen şunu söylemek için gözümüzden kaçmış. Burada eksi 1 bölü 004 parantezini alınca tabii ki burası artı olması lazım. Ama burada eksiyle çarpınca biz burayı artı bırakmışız. Halbuki burası negatif olacak yani orayı düzeltmiş olalım aynen. Şurası eksi olacak denklemin doğru olması için diyelim. Evet bu şekilde bu soruyu düzelttik. Şimdi tekrar geriye gelip diğer sorudan devam edelim. Evet burada söylediğimiz gibi bir parçacığımız var ve manyetik alan içerisinde yol alıyor bu parçacık ve denilmiş ki bize parçacık S eşittir 100 mm olan C orta noktaya ilk hızsız olarak bırakılırsa yani hızı sıfır olarak tam orta noktaya bırakıyorum. Ve ivmesi S'nin birimi metre olmak üzere demiş bize neymiş? A eşittir 4 S ise ivmesi. Yani manyetik alandan kaynaklanan ivme 4S metre bölü saniye kare. Burada parçacığın S eşittir 200 milimetre mesafedeki zaten 200 milimetre iki plakanın arasındaki aralığa denk geliyor. S eşittir 200 milimetre mesafedeki B plakana ulaştığı zaman yani parçayı tam ortada bıraktım ben bu gidiyor 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 tam buraya ulaşıyor. Bunu söylüyor bize, hızını ve C'den B'ye ulaşması için gerekli olan zamanı soruyor bize. Yani buradan buraya gelmesi için gerekli hız ve zamanı sormuş bize. Şimdi buna e, baktığımız zaman e, problemde gene ivme ne olarak verilmiş arkadaşlar? Zamansız olarak verilmiş. Yani 4S. Evet şimdi burada baktığımızda söylediğimiz gibi zamansız formülü kullanacağımız aşikar. Çünkü zamanla ilgili bir değer yok. Bu durumda V dv eşittir ads yaptığımızda hemen ne yapacağız? İki tarafı integralini almak için şöyle yapalım istiyorsanız. Sıfırdan V'ye VDV ise tam orta noktadan başlamış ve B'ye gidiyor. Yani metre cinsinden metre bölü saniye kare demiş. Metre cinsinden yazarsak 0.1 metreden 0.2 metreye gidecek ama 0.2 metre istediğim en son nokta. O yüzden onu yazmıyorum. Ne diyorum? 0.1'den başlayıp S'ye kadar gideceğim. 0.1'den S'ye kadar gidersem. 2 yazdığınızda 2 anını bulursunuz. Yazmazsanız aralıktaki denklem çıkar. 4 S D S D dedik. O zaman hemen ne olur? Burası V kare bölü 2 olacak. Bu da 4S ise 4S kare bölü 2 olur. Yani 4 bölü 2 S kare neresi için? 0.1 metreden S'ye kadar olacak. E o zaman buradan ben V'yi çekersem yani buradan buradan git 2 s kare oldu 2 de buraya gitti ee, Ama burada s yazacağız Sonra 0.1 metre Yerine yazdığımız zaman V eşittir 2 s kare eksi 0.01 Tabii ki kare kök içerisine alacağımızdan dolayı Bunun üzeri 1 bölü 2 oldu Diyelim. Şimdi burada ne yaptık? Hız ifadesine ulaştık. Sonra bu hız ifadesini konumda kullanabilmek için diyorum ki ben v eşittir ds bölü dt idi. Buradan ne yapacağım ben? V ifadesi S'ye bağlı. Değil mi arkadaşlar? Bakacak olursanız S'ye bağlı. Yani o zaman ben V'yi gene S'nin altına DT'yi öbür tarafa atmaya çalışacağım. Ama ilk baştaki haliyle yazarsak yani diyeyim ki DS'i yazmak istiyorsam ne olur bu? 2 S kare eksi 0.01 Üzeri 1 bölü 2 olsa bir de ne gelecek bunun yanına? Çarpı dt geldi değil mi? Şimdi ben kitaptan farklı bir şekilde yapmak istemiyorum. Kitap ne yapmış? 2'yi öbür tarafta bırakmış. Biz de aynısını yapalım. Hemen integral işlemini tabi tutacağız. Ama ne yapmam lazım? Buradaki V ifadesini DS'in altına atacağım. O zaman diyelim ki 0, 1'den S'ye kadar DS bölü 2S kare eksi -0, 0, 0, üzeri 1 bölü 2. Attım bunu bunun altına. Ha, kitap demiş ki ben 2'yi öbür tarafta bırakayım. Fark etmez. Dedik ya kitaptaki gibi yapalım. 2'yi öbür tarafa atalım. 2 dt olsun. Eşittir. Sıfırdan t'ye 2 çarpı dt. Şimdi burada yapılacak işlem yani açıkçası bana biraz e, kitaptaki hesapları ben bugün kontrol ettim. Kitapta çok da matematiği doğru gelmedi bana. Bunu e, söyleyebilirim. Hatta internet sitesinden de kontrol ettim. Açıkçası kitaptaki şey çıkmıyor. Kitapta kendince şunu yapmış. Ben size söyleyeyim kitapta ne yapıldığını. Hibbler'ın kitabında ve senelerdir hem Türkçe versiyonu hem imperial Türkçe diyorum hem Esai hem de imperial versiyonunda da yani orijinalinde de bu var bu şekilde çözülmüş. Demiş ki ben buradan şunu alırım. Tabii ki elenli ifade burası değil mi? DS bölü esli ifade. E, demiş ki ben bunu çözersem elen Karekök yapalım. Kitaptaki ile aynı. S kare eksi 0,01 dedik. Artı S diye söylüyor. Şimdi ben bunu anlatacağım ne yaptığını. 0,1'den S'ye kadar. Şimdi ne yapıyor? Burada bunu biraz açarsak yaptığı iş şu. Önce parantez bölü parantezi tek bir yani u gibi kabul ediyor diyelim, s gibi kabul ediyor ama hani şu tamamını u diye düşünecek olursanız, Ln u oluyor ya, o onun gibi yapmış. Yani ln u bir de parantez içinin de yani parantez dışının e, türevi genelin türevi sonra parantez içinin türevi yapıyoruz hatırlıyorsanız bazı işlemlerde. Burada onun gibi yapmış yani ben hemen yazayım e, onun yaptığı şeyi diyor ki elen e, zaten burası değişmeyecek karekök s kare eksi sıfır nokta kısmı var artı onun uyguladığı işlem şu elen parantez içerisindeki sli kısmı da ayrıca alacak s kare eksi 0.01 olduğunu düşünün. Ama burası nedir arkadaşlar? Burası s'ye bağlı bir ifade olmadığı için burası gidiyor. Üzeri 1 bölü 2 var. Buradaki 2 ile 1 bölü 2 de gidiyor. Bunlar gittiği için burada ne kalıyor? Elen s kalıyor. Elen parantezinde s kare eksi 0.01 Artı S gibi çözmüş kitapta. Ama ben bunu çözdürdüğüm zaman internetteki e, integral e, solverlarla da çözdürdüğümde sonuç bu çıkmıyor açıkçası. Kendim de çözdüğümde sonucun bu çıkmadığını gördüm. Yani şöyle ben e, biraz uzun çözümü gerçekten hemen de çıkmıyor. Yani epey bir uzun çözümü var. Burada trigonometrik dönüşümler falan yapmanız gerekiyor. Ben şöyle biraz büyüteceğim orayı ve buraya koyacağım. Siz de görün diye. Bir saniye bekleyin. Step step onları vereyim. Sonra geri alırız. Ama kitaptaki durum bu. Buradan s kare eksi 0 artı s demiş. Kendince basit bir yaklaşım yapmış. Ama dediğim gibi matematik olarak bence doğru değil ki doğruladığım zaman da internetten açıkçası o yanlış çıkıyor. Çözüm bu. Bu birinci step, birinci kademe. ikinci kademe ve son olarak da sonuç bu. Yani şimdi siz tabi görselde bunu dondurarak bakarsınız. Ben buraya koyayım bunu tekrar. Yani o kademeyi burayı gördünüz bakın. Burayı dondurursunuz. Sonrası şu. Şöyle getirelim. Veya bunun üzerine getireyim. Yani burası. Elen kök içerisinde 100x kare eksi 1 artı 10x. Tabii ki ben burada sabitleri koymadığım için artı c görünüyor ama c önemli değil bizim için. Diye söyleyebilirim. Ben bunları geri alıyorum. Ee, zaten hani biz soru soracağımız zaman e, bu şekilde e, sıkıntılı bir durum varsa böyle bir soruyu sormayız. Ama e, kitabın ne yaptığını da ben size anlattım. Bazen böyle kabuller yapabiliyor vatandaşlar çünkü gördüğünüz gibi matematiksel çözümü biraz uzun olduğu için belki de hesaplamadım. Skalar olarak sonuçları birbirine yakındır. Ama bir tek ben hesapta çıkacak en son neticeyi buraya koyayım. Siz bakın karşılaştırın. İsteyenler varsa hesaplasın. Karşılaştırsın onu. Biraz büyüteceğim orayı. Bir saniye bekleteceğim. Evet. C yani eee şey ilave edildiği zamanki durum ise bu yani C yerine siz şunu yapacaksınız burayı silelim eğer bu kullanılacak olursa 0.1'den S'ye ama bakarsanız tabi bu X yerine S olması lazım bunların farklı denklemler olduğunu görüyorsunuz. Yani burada tabii 100 parantez dışına çıkıyor. Öyle düşünecek olursanız değil mi kök dışına çıktığı zaman bu 10 olur. Ondan sonra e, buradaki 10 var zaten kök dışında 10 parantezini alabilirsiniz. E, sonra buradaki biri gene şey yaptığınızda e, onlu ifadesini aldığınızda buna yakın olduğunu görüyorsunuz ama tamamen aynısı değil yani. Ama skalerini hesaplayıp bakarsınız belki de aynı çıkar. Bunu da söylemiş olayım ben. Yani iki türde de hesapların nasıl yapıldığını, detaylarını gördünüz böylece. Şimdi burada ben hemen çözümden devam ediyorum. Kitaptaki çözümden devam ediyorum. Madem bunu koyduysak 0.1'den S'e kadar e, karşı tarafı da ne olacak? Eşittir. Şunu biraz alayım gene diğer tarafa. Eşit olacak. 2T sıfırdan T'ye. T'ye şeklinde. Buradan da ifadeyi yerine yazdığımızda yani S ve 0 1'i yerine yazdığımızda elen kök S kare eksi 0.0 0 pardon bir 0 fazla oldu. 0.1 artı S artı 2,303. Tabi burada bir parantez var. Şurada. Eşittir 2T. Şeklinde çıkmış. Akabinde de B noktasına ulaştığı durum için soruluyormuş bize. Yani S 0.2'ye ulaştığı zaman için soruluyormuş. Değil mi? Bu durumda da ne diyeceğiz? S eşittir 0.2 ise bu sefer e, aynen şu denklemi kullanacaksınız. S yerine 0.2 yazacağım. Denklem hazır. Bir tek burada bilinmeyen T kalmış olacak. Buradan da T eşittir 0.658 saniye olarak bulunmuş oluyor. Bu durum içinde hız ifadesine bu ifadeyi alıp yerine yazarsanız da buradan da hız değeri 0.346 metre bölü saniye olarak bulunuyor. Yani bir tane denklem şu. Diğer denklem ise şu. B noktasına ulaştığında yani toplamda 0 ikilik mesafeye geldiğindeki hız ve oraya geldiğindeki zamanı veren ifade ki zaman değerimizde 0.658 saniye imiş. Evet burada bir sonraki soruya geçelim. Şurayı temizliyorum. Bir sonraki sorumuzda bu sefer V hızı verilmiş. V hızının 3 T kare eksi 6 T metre bölü saniye olacak şekilde yatay bir yörünge üzerinde hareket ettiği söylenmiş bize. Yatayda hareket ediyoruz. Burada t saniye cinsinden başlangıçta O merkezindeymiş vatandaş ve bize diyor ki t'nin 0 t aralığında ki bu toplam zamanı 3.5 saniyeymiş. bu kadar zaman aralığında aldığı yolu ortalama hız vektörünü yani S'yi soruyor. Hız vektörünü soruyor. Ve ortalama hızı soruyor. Ve ortalama veya V average. Anlık hız için ise arada demiştik ya İngilizce tabirlerini söylüyoruz diye. Anlık hız ise instant veya instantaneous diye söylenebilir. Evet. Şimdi buradaki değerler sorulduğuna göre ne yapmış vatandaş? Önce bunu bir anlamaya çalışalım. V yani hız ifadesi zamana bağlı. O zaman hiçbir problem yok. Yani V eşittir ds bölü dt diyebilirim. Ve burada ben ne yapacağım? Vatandaş bana e, konumu sormuş. Yani aldığımız yolu sormuş. O zaman yolu çekelim bir tarafa. ds eşittir. v çarpı dt olur. İntegre edersem sıfırdan s'ye Burada da zamana bağlı olduğu için t gene bir sıkıntı yok. Sıfırdan t'ye derim. Ondan sonra T yerine ne yaparım? Sıfırdan T'ye V yerine pardon. 3 T kare eksi 6 T şeklinde yazarım ve çarpı DT demiş olduk. Ondan sonra karşı tarafa baktığımız zaman buradaki ifade ne olur? S eşittir. 3T kare ise ne olacak? 3T küp bölü 3 oldu. Yani T küp kalır. Eksi 3T kare. Değil mi? 6T ise 6T kare bölü 2'den 3T kare kaldı. Evet, s'yi bu şekilde çıkartmış olduk. Konum. Diyor ki bize t'nin sıfır olduğu zaman zamanın sıfır olduğunda yani şöyle mi desek t eşittir sıfırda s ifademiz neymiş? Sıfır. Konum sıfır. Zaman sıfır olduğunda. Sonra soruya bakalım. Demiş ki bize 0 t yani buçuk saniye zaman aralığında parçacığın aldığı yol. Bir kere burada yol ve hız davranışına bakmamız lazım. Burada 0 koyduğum zaman bir sıkıntı yok. Mesela 1 koysak ne olur? 1 eksi 3 olur. Eksi 2 olur. Yani şimdi şöyle bir şey yapsak. S. T'nin 1 olduğu zaman ne dedik? 1 eksi 3 eksi 2 olur. Demek ki negatife gidiyorum bakın. Ha, o zaman şöyle. Şöyle bir şey çizelim. Veya düz bir çizgi. Ne yapıyor parçacık? Burada duruyor. Sola doğru gitmişim. Eksi 2 metre diyor. Peki S'nin pardon T'nin 2 olduğu zaman da T eşittir 2 ise diyelim kaç olur? 2'nin küpü ne yaptı? 8. 2'nin karesi 4. 3 eksi 12 ya buradan eksi 4 oldu. Sonra T'ye 3 koysam ne olur? 9.27 9 sıfırlandı. Bakın arkadaşlar. Burada S T eşittir. 3 olduğunda ne yapıyor? Konum sıfırlanmış oluyor. Değil mi? Yani 3'ün üzeri e, oldu. Burada da 3, 3 üzeri 3. Burada da 3 üzeri 3 oldu. Sıfırlanmış oldu. Yani şöyle dememiz lazım. Biz buradan geriye doğru gittik. Sonra da pozitife doğru gidecek. O zaman şöyle bir hareket var burada. Buradan devam edeceğiz. Bu şekilde gidecek vatandaş. 3.5 koyarsak da Bakayım ne çıkıyormuş. 3.5 küpü eksi 3.5'un karesi çarpı 3. O zaman s t eşittir 3.5 için. Çünkü 3.5 saniye ya bizim toplamdaki süremiz. 3.5 ise buradan konum 6.125 metre çıkmış. Demek ki biz ikinci saniyede ne yapmış olmuşuz? İkinci saniyede eksi 4 metre gelmişiz. Üçte zaten sıfırlanmış o. Yani s eşittir eksi 4 metre. Neresi için? t eşittir ikinci saniyede. Sonra gelmişim buraya. Burası t eşittir sıfır başlangıç konumu. Burada da pozitifte, s eşittir 6,125 metre, t ne 3.5, 5. 3.5. saniye. O zaman ne yapıyor bakalım? Buradan gitmiş, eksi 4 metre. Ondan sonra geriye dönüyor. Sonra da 3.5'a geldiğinde 6.125 metre gidiyor. Ama dikkat edin. Burada bir başta 0'da s eşittir 0 ya burası. Bir kere bir eksi 4 metre gidiyor. Sonra bir artı 4 metre daha gidiyor aslında farkında olmadan değil mi? 6.125 pozitif çünkü. Eksi 4 gitmiş sonra onu bir sıfırlamış. Ondan sonra üstüne bir o kadar daha gitmiş. Sonra 6.125'e ulaşmış. Demek ki toplam yola baktığım zaman bir kere ne var elimde? 4 metre gitmiş negatif yönde. Sonra pozitif yönde bir 4 metre daha gidip zamanın sıfır olduğu başlangıç anına gelmiş. 4. Sonra da sıfırdan itibaren 6,125 daha gitmiş. metre şeklinde gitmiş. Ha işte demek ki toplam yol ne oluyor? Aşağı yukarı 14.125. Kitap 14.1 metre yazı vermiş. 14.125 metrelik toplam yol. Şimdi burada bir de ne sormuş bize? E, demiş ki ortalama hız vektörü ve ortalama hız. O zaman ben şöyle bir şey yazacak olursam 3.5. saniye ile son saniye arası ortalamayı bulmak istiyorsam delta s ortalama konum. Bir kere ortalama konumu bulayım. s t'nin 3.5. saniyesi ile neresi arasında eksi C T'nin sıfırında. Komple her şey burada. Var. Sondaki konum neydi? 6,125'ti. Başlangıç konumu ne? 0. 0. Yani toplamda 14.125 metre gitmişim ama benim elimdeki displacement denen fark burası. Burası delta S. Yani 6.125 olduğunu buradan görüyorum. Öbür tarafta bir eli ileri geri yapmışım. Boşa zaman kaybetmişim aslında. Toplam yol burası. Akabinde ortalama hızı bulmak istiyorsam V average, AVG yazıyor veya V ortalama. Ortalama konum bölü ortalama zaman. Ortalama konum 6,125 ise ortalama konum dediğim fark işte değil mi? Bu displacement dediğim fark yani. Zaman nedir toplamdaki zaman? Komplesi 3,5. O zaman buradan baktığınızda ki sola doğru gidiyor, sağa doğru daha çok. Değil mi? O zaman zaten burada göreceksiniz delta t 3,5-0 yapacağınız için şöyle yazabilirim bunu pozitif çıkacak. Neymiş bu? 1.75. O zaman ortalama hız vektörü metre bölü saniye vektör yönü de sağ tarafadır pozitif çıktığı için. Bu ortalama hız vektörü. Ortalama hızı sormuş. Yani süratini sormuş bize. O zaman V ortalama süratimiz toplamdaki konum. Bütün hepsine bakıyorum şimdi artık. Çünkü geri gittim, ileri gittim. Şimdi diyorum ki geriye gittiklerime de bir bakayım. Ne kadarlık yol gitmişim? 14.125 metre toplamda gitmişim. Toplam zamanım 3.5. Gene 3.5 eksi 0. Burada da daha büyük bir rakam olduğunu görüyorum. Çünkü niye? geriye gidip tekrar ileriye gittiğim boşa harcadığım bir zaman var aslında. O zamanda da bir takım e, geriye gitmiş hızı azal, şey yapmışım. Hızı azaltmışım diyorum. O yönde gitmişim bir hızım var. Sonra ters yöne gitmişim bir daha hızım var. Yani diğer tarafa göre sanki şu ikisinin arasına gitmişim gibi düşünüyorum. Halbuki buralarda gezinmişim ben. O yüzden buradaki rakamın daha büyük çıkması gayet normal. 0.4 metre bölü saniye. Ama delta s ifadesi bunlarla çok da ilgilenmiyor. Kırmızı olan alanla ilgileniyor. Başlangıç ve bitiş. Halbuki ben öbür taraflarda gezinmişim, öbür tarafa öyle gelmişim. Bu da ortalama hız değerim olmuş olacak şurası. Diğeri hız vektörü. şeklinde olur. Evet şimdi geldik doğrusal kinematikte düzensiz hareket yani değişken durumlardan bahsediyoruz. Şimdi tabi aslında biraz bu önce çözdüğümüz örnekler karışık örneklerdi. Ama grafik metoduyla ben bu düzensiz hareketi anlattığımda hepsi pekişmiş olacak. Ee, o şekilde daha da anlaşılır hale gelecek. Yani esasen biz düzensiz harekete de bir nebze dolaylı yoldan girmiş olduk. Şimdi doğrusal kinematik düzensiz harekete baktığım zaman bir parçacığın hareketi e, düzensiz ise konumu, hızı ya da ivmesini işte tanımlamamız sürekli bir matematik fonksiyon elde etmemiz çok da kolay değil. İşte düzensizlik buradan kaynaklanıyor. Yani biz daha demin ki yaptığımız işlemlerde farklı farklı şeyler çözdük. Neydi? İvmesi değişkendi ama düzensizliğe dedik ki girmiş olabiliriz. Aslında ne yapmışız? Girmemişiz. Yani farklı bir Olayı tarif ediyorsak o zaman işte denklemin değişiyor olması lazım düzensiz harekette. Aynı denklem değil. Bir yere kadar bir denklem var. Ondan sonra başka bir denklem devreye giriyor ise işte bu düzensiz harekettir. Aynı denklem içerisinde sabit ivme olup olmamasıyla ilgilenmiyorum bakın. O başka bir şey. Denklem tek bir tane ise o denkleme bağlı düzenli bir hareket yapıyor ama Denklem birden fazla ise sayısı her bir aralık için kendi içinde düzenli hareket yapıyor ama tüm sisteme baktığınızda denklemler değişiyor. Bir aralıkta başka, öbür aralıkta başka. İşte bu düzensiz hareket olarak adlandırılır. Şimdi burada e, hareket işte bir dizi eğri veya grafiksel metotlar ile gösterilecek. Zaten e, grafiği de buradan anlamış olacağız. Elde ettiğimiz grafiklerde a ivme, işte v hız, s konum, t zaman değişkenleri var. Herhangi ikisi arasında bağıntı tanımlayabiliyorsam ben bu değişkenlerin, o zaman e, bu grafiği ona göre adlandırıyorum. Mesela diyelim ki e, a eşittir ivme dv bölü dt. En temel ivme grafik tanımlaması için geçerli olan ifade. Sonra hız tanımlamasına geçiyorum. Neydi? ds bölü dt. Başka bir de zamansız ifade vardı. ads eşittir vdv. Topu topu bakın 3 tane denklem var. Birçok şey hep buradan çıkıyor. Kinematik tanımlamalar. Bu kinematik denklemlerine bakarak biz şimdi e, zamana bağlı grafikleri çizmeye başlayalım. Ki ben gene kitabımızdaki görseli paylaşayım bu noktada. Konum-zaman ve hız-zaman grafiklerine baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi buraya baktığımızda. Elimizdeki ilk eğri konum zaman eğrisi. Sonrasında da hız zaman eğrisi var. Konum zamana bakacak olursam yani neydi denklemim? Dikkat edelim. Şu denklem. V eşittir. Ds bölü dt. Buradan zaten anlamam lazım. Ds bölü dt bir şeyin oranı. Ne demektir bu? Bir şey oranlarsanız yani S mesafesini S mesafesinin arası yukarıya doğru olan mesafe. Bakın şöyle çiziyorum. Burası S mesafesi. O eğride. Hatta bulunduğu yerde çizelim. Mesela S2 için. Ta sıfırdan itibaren çiziyorum. Değil mi? Burası S2 mesafesi. Şurası ne? Burası da T2 mesafesi. S2 bölü T2 bana neyi veriyormuş? Eğimi veriyor arkadaşlar. Değil mi? Yani buradaki ifadeler dikkate alındığında DS bölü DT aslında konum grafiğinin eğimine baktığınızda hızı bulacağınız aşikardır. Yani şöyle bir toparlayacak olursak işte parçacığımızın t zaman aralığındaki konumu deneysel olarak ölçebiliyorsak biz bunu ne yapıyoruz? Biz st grafiğini çizdik. Deneysel olarak ölçtük. Konumlarını ölçtük. Hızlarını da şey zamanı da not ettik. Her konum için. Sonra parçacığın hızını Zamanın fonksiyonu olarak belirlemek istiyoruz. Burada Vs ve t'yi bağlayan yani v eşittir ds bölü dt ne oluyor? Bu durumda kullanılmış oluyor. Yani t ile biz bunu elde ediyoruz. Yani ne demekmiş? st'nin eğimi konum zamanın eğimi hızı veriyormuş diye de net bir şekilde söyleyebiliriz. Aynı biçimde vt at'ye baksak yani burada Şöyle yazalım karışmasın. Burası ST VT grafikleri. Aynı şekilde VT AT'ye baktığımızda yani hız zaman ivme zamana geçiyorum şimdi. Burada da gene aynı şey söz konusu. Araya şöyle bir çizgi çekelim. Burası VT. Burası da AT grafikleri. Gene formüle dikkat edin. DV bölü DT. Demek ki V grafiğinin e, 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 eğimi bize A'yı verir diyoruz. Her noktası için. O zaman buradaki grafikte eğime bakıyoruz. İşte bu noktadaki eğim bana o noktadaki A değerini veriyor. Bu noktadaki eğim bu noktadaki diğer A'yı veriyor. Burada da aynı şekilde buranın eğimi şuranın V'sini verdi. Buranın eğimi bu sefer buranın V'sini verdi. Bakın eğim terse döndü. Böyle bir eğim varsa bu negatiftir. Zaten aşağı bölgeye geçti. Ne demek bu? Pozitifte mesafe kat ediyorsunuz ama hız yavaşlıyor artık. Yavaşladığı için bir anda ters yöne geçiyor hız. Yani aldığımız yol hep pozitif. Hep ilerliyoruz. İlerlesek bile. Ha gidip geri geliyor olabiliriz. Geri geldiğimizde toplamda kat ettiğimiz yol hep pozitif. Hepsi toplanır ama displacement yani negatif yolla pozitif yolu çıkartıp farkına bakarız. Ama toplamdaki yol gidişte gelişte olsa hep pozitif oluyor. Yani burada grafiğin işte bu şekilde olması negatif. Yukarıya doğru olması pozitif bölgede V'nin olduğunu gösterir. Eğimin pozitif veya negatif olduğunu buradan anlarız. İvme de gene aynı şekilde olur. Yani VT'nin eğimi ivmeyi verecektir. Evet şimdi hemen bununla alakalı bir iki örnek çözelim. Önce şuraları bir temizleyeyim. Evet, bir grafik verilmiş. Konum zaman grafiği. Bakın değişken, düzensiz hareket. Niye? Çünkü 10. saniyeye kadar s eşittir t kareye bağlı gitmiş cihaz veya araç, otomobil diyelim. Sonra 10. saniyeden itibaren yani Burası s eşittir t kare. Tam görünmüyor galiba. eşittir t kare. Diğer tarafta ise s eşittir 20t eksi 100. Bakın bu noktadan itibaren denklem değişti. Düzensiz bir hareket oldu. Yani kendi içinde düzenli bölge. Burası da kendi içinde düzenli bölge. Ama buradan buraya ikisini birden toplayınca iki bölge iki farklı bölge olduğu için düzensiz bölgeler oluştu. Şimdi burada bize sorulan şey Otomobil düz bir yol boyunca gidiyor. Bakın dikkat edin. Doğrusal hareket yapıyor. Ama değişkenlik nereden kaynaklanıyor? İşte zamana göre yaptığı şeylerden hızı değişecek vesaire. Demek ki aynı hızla gitmiyor gibi görünüyor. Yani değişken bir durum var. Zaten s eşittir t kare ise baktığınızda ne olacak? Hız Buradan ne olur? t kare 2t olacaktır. Burada ise 20t var. 20 olur. Burada sabitleniyor hız. Burada ise lineer olarak artan bir durum söz konusu. Yani ben şöyle kabaca gösterecek olsam ki kitaptaki grafiği gene veririz. Ne yapıyormuş burada? t kare 2t 10 saniye için 20 olacak. Yani böyle lineer olur, artar. 10 saniyeden sonra zaten sabit rakam 20t t gitti, 20 kaldı. 20'de sabitlenerek devam eder. Hız 30 saniyeye kadar. O zaman ben buradan hemen diyorum ki 0-10 saniye aralığında Ne olacak? S için C'miz neymiş, t kareymiş. O zaman v eşittir ds bölü dt ise, söylediğimiz zaten biraz önce söyledik ne yaptığımızı. Ne olacak? ds bölü dt yani t'yi hemen e, işlemini yapacağız. Buradan da 2t yapar mı burası? 2t olur. Sonra da 10. saniye ile pardon burada 10. saniyeye eşit olma durumu yok. 10. saniyede değiş öbür tarafa geçecek çünkü. Sonra dedi ki 10. saniyeden itibaren de t 30. saniyeye gelebilirse Burada da S ifademiz neymiş? 20T-100 olarak verilmiş. Burada gene V eşittir. DS bölü DT. O zaman da bunun değeri kaç olur? 20 olur. Türevi. Öbürünün türevi de 2T idi. Sonra bize demiş ki e, verilen bir anda ST grafiğinin eğimini ölçerek de ne yapabiliriz? Biraz önceki anlattığımız şeyden hıza ulaşabiliriz. Yani burada T eşittir 20. saniyede e, mesela baksak değerine. Yani kitapta öyle söylediği için ben 20 saniye diyorum. Yoksa istediğiniz değere bakabilirsiniz. ve bizde istediği şey konum zaman ivme zaman konum zaman nasıl olacak dedik kabaca söylemiştik. Bir daha çizelim mi? Şöyle. Burası lineer. Burası böyle. Sabit. Bu hız zaman, pardon. Şöyle hız zaman olur bu. Hız artansa ivme ne olur? İvme grafiğini çizecek olsak İvme grafiği burada sabit olur. Pozitif bölgede artan olduğu için. Sonra 10 ile 30 saniye arasında da 0 olur. Burası şey ise. Burası da ivme grafiği olur. AT. Yani bunu kabaca zaten hemen söyleyebilirim. Ama ben gene de kitaptaki görüntüyü paylaşmış olayım. Ve buradan baktığımız zaman e, ne olacak? Mesela şöyle hesap edecek olursak, 20 saniye, 20 saniye için t eşittir 20 saniye boyunca neresi bu? Bu bölge. Yani şu bölgeden bahsediyorum. 20 saniye boyunca yapılan iş ortalamadan bakacak olursak delta s bölü delta t eşittir. Ne olur burası? Toplam konum. Toplam konum zaten belli burada. Bu değeri yerine yazabilirsiniz. Ne olacak? 30 saniye çarpı 30 600 yapar. Eksi 100 500 yapar değil mi arkadaşlar? Yani 20T eksi 100'e bakarsanız aradaki T 20. Şey toplam 30 saniye 20 çarpı 30 yaptık. Sonra eksi 100 yaptık. Etti burası 500. Son konu. Daha sonrasında ilk başladığı konum neymiş? Tam burası T kare. T 10 sa başladığı konum demek ki onun karesi 100. İlk konumda 100'müş. Yani son konuma buradan bakıyorum. Toplamdaki süresi 20 saniye. İlk konuma buradan bakıyorum. İlk aralık için şuraya yani. Son değeri de tek kareden 10'dan 100 oldu. Bölü delta t. Kaç ikisinin arası? 30 eksi 10 yani. Toplam 20 saniye süresi için bakıyoruz. Bölü 20 yani. 400 bölü 20 ne yapar burası? Ortalama olarak 20 metre bölü saniyelik bir hız var demek ki. Ve burada da kitaptaki grafiği ben koy vereyim buraya. Çizmekle uğraşmayalım. Bu şekilde hız zaman. Zaten söyledik biraz önce. Burası tek kare olduğu için eğrisel artan parabol. Sonra lineer 20t-100 pozitif artan bir konum e, denklemi var burada. Hıza geçtiğimiz zaman e, 2 t'lik yani t kare e, ne yaptık? Buradan hemen e, türevine baktığımız zaman 2 t'lik bir e, ifademiz var türevinde. Gene diğer bölgede ise 20 t'den 20'lik bir değer var. İvmeye bakalım aynı şekilde. Hatta şöyle koyalım isterseniz. Bu grafiği aşağıya alayım. 0-10 aralığı için neydi? V eşittir 2 t idi. A ne olur? A eşittir dv bölü dt'den gene türev. 2 t ne yapar? 2 yapar mı? 2 sabit. Demek ki ne olacak ivme? Sabit 2 sonra hop 0 devam edecek. Böyle yani. Şurayı silelim. Yine aynı şekilde e, burada V20 çıkmıştı. İvmemiz A eşittir. DV bölü DT. Buradan A sıfır olur. O zaman ivme grafiğimizde hemen şöyle verelim. İvme grafiğimizde bu olacaktır. Evet, şimdi ne yaptık? Ee, ST'den VT'ye, VT'den AT'ye giden e, durumu öğrendik. Bir de tam tersi var. AT'den VT'ye, VT'den ST'ye geçeceğiz. Onu da anlatalım. Evet, geldik. Bu sefer alan davranışlarını incelemeye. Yani ATVT ifadesinde grafik metoduna bakarak ivme zaman grafiğinden hız zaman grafiğine geçtiğimizi düşünürsek yani buradaki davranış AT'den VT'ye geçiş bu sefer. VT'den AT'ye geçerken eğime baktık. Bu sefer AT'den VT'ye geçerken grafiğin altında kalan alana bakıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bunu zaten e, lise yıllarından da hatırlıyor olmanız lazım. Türev integralin tanımlamasına giriyor bu şekilde. Yani mesela şöyle de söylenebilir: Kuvvet bir mesafe ile çarpıldığında moment oluyor. Statikte de bu var aslında. Yani e, kuvvetin e, bir kademe üstü e, moment olmuş oluyor. Yani buradaki gibi VT AT gibi e, yani hız ve ivme gibi kuvvetle moment arasında da aynı ilişki söz konusu. Hatta statikte KKD ve EMD diyagramları çiziyoruz. Kesme kuvvet diyagramı, eğilme moment diyagramı. Orada da esasen mukavemet dersinde de görüleceği gibi ne yapıyoruz? Eee Kuvvetten momente geçerken integrasyon yapıyoruz. E, tersini yaparken de türev işlemi almış oluyoruz. Evet, şimdi burada baktığımızda yani integrasyon alan olmuş oluyor, e, türev işlemi de eğim olmuş oluyor. Bu önemli söylediğim gibi statikte de mukavemette de veya gerektiği birçok yerde de bunları kullanıyoruz zaten. Şimdi dedi ki ivme grafiği altındaki alan e, hızı verecektir. Bu da integrasyondur. Hızdan ivmeye geçecek isem de nedir bu? Türevdir. Yani işte kuvvetten momente Momentten e, kuvvete geçer gibi, kuvvetten momente geçerken integrasyon alıyorum. Momentten kuvvete geçerken de türev alıyorum. şeklinde söyleyebiliriz. Evet, burada ne yaptık demek ki hızdaki değişimi elde etmek istiyorsam at grafiği altındaki alanı alırım. Aynı şekilde VT ST grafiklerine bakarsak yani hız zaman konum zamana bakarsak orada da benzer davranışı göreceğiz aynı şeyi yani VT ST Hız zaman grafiği altında kalan alan konumu verir. Yani bu integrasyon işlemidir. Konum zamanın eğimi de hızı verir. Bu da türev işlemidir. Şeklinde söyleyebiliriz. Evet hemen kitapta geçen örneğimizi yapalım. Burada bir araç varmış. Durmaktayken harekete başlamış. Burada bize ivme ve zaman grafiği verilmiş. Demiş ki araba durmaktayken harekete başlıyor. Düz bir yol üzerinde 10 saniye boyunca bakın. 10 saniye boyunca ne yapıyor? Sabit ivme ile devam ediyor. 10 metre bölü saniye karelik sabit ivme ile devam ediyor. Sonra da sabit ivme ile yavaşlayacak şekilde ki neymiş bu da? Eksi 2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile yavaşlıyormuş. Burada bizden istenen şey VT ve ST grafiklerini çizmemiz ve arabanın durması için gerekli t üssü ki şurası t üssü demiş buraya. t üssü zamanının bilinmesini istiyor. t üssü ne kadardır diyor ve toplamda arabanın ne kadar yol aldığını bize soruyor vatandaş. O zaman hemen vt grafiğine bakalım. Kabaca söyleyecek olursak a pozitifte artan olacak. Sonra A negatifte azalan olacak. Bu kadar basit. VT grafiği. A'nın altında kalan neyi verir bana? V değerini verir. V'nin eğimi de A değerini verir. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi o zaman 0 ila 10 saniye arasına baksak. İvme neymiş orada? Sabit. 10 metre bölü saniye kare. Buradan ne yapacağız? Klasik işlem. Sıfırdan V'ye DV. Sonra ivmemiz 10'muş. Yani a eşittir dv bölü dt yazdım. dt ise sıfırdan t'ye kadar ne olacak buradan? v eşittir 10t yapar direkt. Yani dedik ya şöyle. Pardon düzgün çizelim. Lineer. Sonra lineer azaldı. Burası V eşittir 10T yani. Denklemi. İkinci bölgede 10 saniye ile T üssü arasında T üssünü bilmiyorum. İvme neymiş? Eksi 2 metre bölü saniye kare. saniye kareymiş. Olay gene aynı. Bu sefer V eşittir 10 T ise 10 saniye sonra 10 çarpı 10 100 yapar. Demek ki e, ne olacak? 100 metre bölü saniyeden neye kadar gideceğiz? V'ye kadar. DV eşittir 10. saniyeden T kadarlık bir zaman. T üstüne kadar gideceğiz. Burada da ivme eksi 2 dt. O zaman buradan bakarsam V ne olur? Eksi 2 t gelir buraya. Değil mi? Aynen öyle. Yani şöyle bakacak olursak hızlıca yazalım. V eksi 100 Eşittir Eksi 2T Ne yapar? Eksi 2T artı 20 mi yapar? Aynen öyle Eksi 2T Artı 20 Değil mi arkadaşlar? Bunu da buraya atarım V eşittir Eksi 2T artı 120 oldu V ifadesi metre bölü saniye tabii ki. Burada T'nin T üssü V'nin sıfır olduğunu düşünürsem T T üssü yani en son durum neyse artık ne yapıyor? Araç burada sıfıra gidiyor. Durmuş yani. Çünkü durması için diyor. Bize söylemiş zaten soruda durduğunu. O zaman bu süre zarfında duracak. V'nin sıfır olduğu zaman denklemi sıfır eşitlerseniz burada V yerine sıfır yazarsanız ne olacak? 120 bölü ki 60 saniye yapar değil mi? O zaman V'nin sıfır olduğu süre 60 saniyedir. T üssü demek ki 60 saniye imiş. Şurası 60. Burası böyle gidiyor. Buranın denklemi de ne? V eşittir. Eksi 2T artı 120 şeklinde olur. Sonra da e, yani isterseniz farklı bir yoldan yapabilirsiniz. Alanları toplarsınız. Ne oldu? 10 metre bölü saniye kare çarpı 10. 10 çarpı 10 ne yapar? 100 yapar. Ondan sonra burada da eksi 2 çarpı 10'um var. Buradan da ne yapar? Eksi. Eksi. Yani eksi ivme burada. Eksi döbür türlü. Eksi 2 eksi 10 artı 20. Burada da 100 var. 120 yapar. Ve bunu denklemini yazdığınız zaman da Gene e, T'yi bulabilirsiniz mesela yazarsak e, Diyelim ki delta v Eşittir 0 olacak ya son kısım Birinci alanı artı ikinci alan desem 0 eşittir 10 çarpı 10 birinci alan Sonra artı dedik. İkinci alanımız neydi? Eksi 2 var. Bir de t üssü. Şurası t üssü. Başlangıcı ne? Eksi 10. Yani şurası 10 ya. Burası t üssü. T, t üstü. eksi, t üssü eksi 10 derseniz buradan t üssünü çıkartırsanız gene aynı şey çıkar. 60 saniye. Evet, buradan da 60 saniye olduğunu görebiliriz. Hemen ben e, kitaptaki grafiği vereyim istiyorsanız buradan. Aynısını biz zaten çizdik buraya. Bu birinci yöntemdi. Şurası da ikinci yol oluyor. Diyelim yani. Burası ikinci yol. Benzer şekilde, e, ST'den hareketle gidecek olsak, artık şu ana şekli kaldırayım. Bu grafik var zaten elimde. Pardon. Bu grafikten bu sefer. VT'den ST'ye gidelim. Burada nasıl olacak? Şöyle olacak. Önce pozitif artan var konum. Sonra aldığımız yol artıyor ama nasıl artıyor? Hız azaldığı için böyle. Bu da konum zaman olur. Konum zaman. Bunun gibi olur yani. Bu durumda hesap yapacak olursak 10t'ydi. Ne olacaktır burası S için? 5t kare. Burada şunu şuraya yazmışız. Onu biraz düzeltelim istiyorsanız şöyle. Yani elde ettiğimiz ifade şu. Kopyalarsak bunu. Yine v'nin integralini alırsak ivmeye gideceğiz. Yani eksi 2t artı 120'nin integralini almamız gerekiyor. Onu da hemen e, şurada gösterelim. Birincisini yaptık zaten burada. Burada ne demiştik? Hesap edelim bir saniye mesafeleri. Şuraya baktığınızda 5 te kare ise 10. saniyede t'nin karesi 100 çarpı 5 500'den başlıyoruz demek ki. İlk bölgede 500 metre gitmişiz. Öyle düşünün. Zaten burada şunu görmem lazım. Grafiğin altında kalan alan 100 burası. 100 çarpı 10 bölü 2'nin 500 yaptığını da göreceksiniz alan olarak. Aynı şey. Ama burada da ne yapmış oluyoruz? İntegrasyonla bunu yazmış oluyoruz. Benzer şekilde bu da. Zaten alan metodunda gösteririm şimdi. Evet burada yazacak olursak şu bölgenin devamı diyelim aslında. Burada yazalım. Yani 0 ila 10 arası burada tamamlandı. Burada S'sini yaptık. 10 saniye ile t üssü arasını yapıyoruz. Ki t, t üssü kaçtı bulduk biraz önce. 60 saniye diye çıkarttık. Yani 60 saniye ise demek ki 10 ila 10 saniye ile 60. saniye arası yani t üssü. Neydi ifade? Şuydu. Eksi 2 t artı 120. Karşı tarafta ne var? V'den S'e geçeceğim bu sefer. Yani burada A'dan V'ye geçmiştim. V'den de S'e geçiyorum. O zaman şöyle yazabilirim ben. Evet burada şunu tekrar söyleyelim. Ee, ne yaptık burada? 5'te karenin geldiği yeri söyleyecek olursak burada integral 0'dan s'ye ds sonra 0'dan t'ye 10t dt değil mi? Burada ne yaptık? 10t, 10t kare bölü 2 yani 5 kare. Bu denklemden geldi yani. Sonrasında bu işte e, v'yi çıkartmıştık. Nereden? Buradan çıkartmıştık. Şimdi de aynı şekilde ki ben bir kenara yazı verdim. Hemen onu buraya koyayım şimdi. Vakitten tasarruf edelim. Ne yaptık orada da? Dedim ki 10 saniye ile 60 saniye. 60 saniyeyi zaten çıkarttım biraz önce değil mi? Ben vt'yi bulurken 60 saniye olduğunu zaten buldum t üssünün. O yüzden direkt t üssü yerine 60 yazabilirim artık. Sonra da mesafesine bakacak olursam burada ee, neydi burası? 10. Burası 100. 10 çarpı 100 bölü 2. 500 yaptı. 500'den nereye kadar? S'ye kadar. Bilmiyorum yani. Ondan sonra burada da 10. saniyeden 60. saniyeye kadar. Ama 60 yazmıyorum yerine. Ne yazıyorum? T yazıyorum ki aralığı bulayım. 60 yazarsam belli olan noktayı bulurum. Bitirdikten sonra 60 yazabilirsiniz. Sonra ne oldu? S-500 buradan. Ondan sonra ee, eksi 2t kare bölü 2. Eksi t kare oldu. Artı 120t oldu. T için. Bir de aynı şekilde 10 yazacağım. Eksi. Eksi 10'un karesi. Artı 120 çarpı 10 dedim. Buradan da s ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. Hemen s eşittir. Eksi t kare artı. 120 eksi 600 gibi bir konum denklemine ulaşıyorum. Buradan da 60 saniye için toplamda ne kadarlık yol gideceksen T yerine 60 yazarsanız 120 T yazmayı unutmayalım. Yani 60 eksi 60'ın karesi artı 120 çarpı 60 eksi 600. Buradan T eşittir 60 için diyelim S eşittir 3000 metre olarak çıkmış. Toplamda kat edilen yol. Veya ne yapabilirsiniz? Burada e, bu grafik altındaki alanı da hesaplarsınız. Yani 50 burası. 100 de burası. Ne yapar? Onu düşünelim. Burada ne var? Burada bir 500'üm var değil mi? 100 çarpı 1000 bölü 2. Ne yaptı buradan? 500 yaptı. Burada da 100 çarpı 50 aslında bölü 2 de olacağı için 50 çarpı 50 yaptı. 2500 yaptı. Burada da 500 var. Toplamda 3000 yapar. Yani alan metoduyla da bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ya da diğer türlü üçgen tabanımız 60 yükseklik 100 6000 bölü 2 gene 3000 yapar. ikinci yolda gene bu şekilde. Buradan da konum grafiğine bakacak olursak konum grafiğini de bu şekilde verebiliriz. Veya ikinci yol, buradaki ikinci yolu da söyleyelim. Delta S eşittir. Gene ne olacak? Arkadaşlar söylediğimiz gibi 1 bölü 2 üçgen alanı yani. 60 çarpı 100. Buradan da gene 3000 çıkar. Bu da ikinci yol. Ne için? Konum durumu için 3000 metre şeklinde tespit etmiş oluyoruz. Evet şimdi buradan e, ivme konum hız konum grafiklerine bakalım bir de. Evet. Öncelikle AS ve VS grafiğine bakacağız. Hemen ben grafikleri paylaşayım. Burada iki tane durum söz konusu zaten. AS'den VS'e geçerken eğim. Gene aynı şekilde. Hatta şöyle biraz daha büyük verelim. konum, ivme e, konum ve hız konuma geçişi. Gene aynı şey söz konusu. İvme konum grafiğinde dikkat edelim bu sefer. A, D, S, v, D, v durumu söz konusu yani. T'ler yok artık. E, burada ne yapmış oluyoruz? A, alanını aldığımız zaman... E, buradaki V, S e, grafiğine geçiş yapmış oluyoruz diyelim. Söylediğimiz gibi formül V, D, V, A, hareketle yapılacak. Ve şuradaki ifadeye dikkat edin. Yani 1 bölü 2 V1 kare, eksi V0 kare. Eşittir neye? Sıfırdan S1'e A, D, İşte bu A, grafiği altında kalan alan demek oldu. Ve akabinde e, VS grafiğinden AS'e geçiş tersi. Onun içinde de VS'den AS'e geçiş. Bunun grafiği de gene benzer şekilde. Olacak. Yani şöyle verelim. Yani V S'den A e geçerken de bu sefer eğim. Yani A eşittir. Şöyle yapabiliriz. A D S v, D, v kullanılıyordu dikkat ederseniz. ...V, D, v kullanıyordu. A'yı yalnız bırakmak istiyorsam... ...D, bu tarafa atıyorum. Yani A eşittir. V çarpı... ...D, V bölü D, S oluyor. Eğim. Ama burada fark ne? Bir de V var. A eşittir. V çarpı DV V bölü D, S. Yani eğimle bu sefer hızı çarpıyoruz. Farklı olarak. Yani bu dikkat edilmesi gereken bir nokta sadece eğim değil artık konuma bağlı hız konum ivme konum grafiklerine giderken bakın ivme konumdan hız konuma geçerken grafiğin altındaki alanı kullanıyorsunuz bunda bir farklılık yok ama hız konumdan ivme konuma geçerken eğimi almak yetmiyor formüle dikkat bir de V ile bunu çarpmak zorundayım. Yani hız çarpı e, Vs grafiğinin eğimi diyelim. Yani hız konum grafiğinin eğimi şeklinde söyleyebiliriz. İvmeyi veren ifadeyi. Zaten baktığınızda V çarpı dv bölü ds olduğunu görebilirsiniz. O noktayı veren değerin. Evet. Şimdi kitaptaki bu konuyla alakalı sorumuzu çözelim. Evet Burada bir motosikletlinin hareketini tanımlayan bir Vs grafiği verilmiş. Yani hız konum grafiği verilmiş. Buradan e, V eşittir. Ben biraz daha görünür hale getireyim. V eşittir 0.2s artı 3. Veya yazalım bir yere böyle daha iyi olur. Eğimli bölgenin ifadesi V eşittir. 0.2 S artı 3. Düz bölge ise yani şu bölge ise V eşittir 15 metre bölü saniye şeklinde sabit. Burada AS grafiğini oluşturacağız. Ve motosikletin 120 metre konumuna ulaşması için gerekli zaman. 120 metre burası zamanı soruyor bize 120 metreye ulaştığındaki zamanı. O zaman bir kere AS grafiği çizmemiz lazım. Eğer AS'den VS'e geçilseydi bir sorun yoktu. Grafiğin altındaki alanı direkt kullanıyorduk. Burada ise ne olacak? VS'den AS'e geçtiğimiz için Eğimi almak yetmiyordu. Bir de v ile çarpacağımızı unutmayalım. Bu sorudaki önemli nokta o. O zaman ben burada hemen e, ifadeyi yazacak olursam, 0 ila 60 arasında, 60. saniyeler arasında, 60 metre arasında, pardon saniye diyorum, 60. metre arasında ifadeyi yazacak olursak neymiş bu ifademiz? Hız denklemi V eşittir. 0.2S artı 3 olarak bize verilmiş V. O zaman benim bildiğim denklem neydi? ADS VDV DS'i ne yapıyordum? Öbür tarafa atıyordum. V çarpı dv bölü ds oluyordu. Buradan da ne yapacağız? V ifadesi belli. Neymiş? 0.2 S artı 3. Sonra çarpı dv bölü ds. Yani d v ifadesi gene 0.2 S artı 3 bölü ds şeklinde yazabilirim. Buradaki ifade ne demektir? Şurası 0.2s artı 3'ün s'ye göre türevi. Yani buranın sonucu ne yapar? 0.2 yapar direkt. O zaman 0.2s artı 3'ü 0.2 ile çarpacağım demektir. Eşittir. Diyelim ne olur? 02 çarpı 02 0.04 yapar. S artı 3'ü 0.2 ile çarparsam 0.6 yaptı. Değil arkadaşlar? Bu nedir? 0 ile 60 metre arasındaki ivme değeri. Neye bağlı bakın? Konuma bağlı. Konuma bağlı hız değerini konuma bağlı ivme değerine dönüştürdüm hız ile eğimi çarptım. Sonrasında gelelim diğer aralığa. 60 metre ile konum 120 metre arasında son bölge artık. İse burada da hız sabit. 15 metre bölü saniye olarak verilmiş. Değil mi? Buradan bakarsam denklem gene aynı. A eşittir v çarpı dv bölü ds. İse 15 çarpı dv bölü ds nedir? D15 bölü ds. Yani burası sıfır yapacağı için. Burası da ne yapar? Şöyle yapalım. Pardon. Eşittir diyelim. Burası sıfır olur. Komplesini sıfır yapar. Eşittir sıfır. İvme sıfır. Şimdi ben VT, AT grafiğinde olsaydım VT'nin eğimi AT'yi verirdi. Yani nasıl olurdu? Şöyle olurdu. Artan ivme ilk bölgede böyle olurdu hız sıfır pardon tam tersi yanlış yaptık konum konumu yapıyormuş gibi olduk artan yani ivmemiz pozitif olurdu sonra hız sabit ivme sıfır olurdu ama burada ilk bölgede aslında ikinci bölgede de hızla çarpıyoruz ama sıfır olduğu için e, sabit bir sayı olduğu için buradaki sıfırdan anlaşılmıyor. Ama bu bölge farklı. Çünkü hızla bir daha çarptığımız için aslında sabit değil. Birinci dereceden dönüştürmüş oluyor. Yani VT'den AT'ye geçişle VS'den AS'ye geçiş arasında grafik olarak farklılık var. Aynı şekilde geçmiyorlar. Çünkü birisini bir daha V ile çarpıyorum. Eğimi hızla çarpıyorum. İkinci bölge sıfır olduğu için dediğim gibi bunu çok anlayamıyorsunuz. Aynı iki VTAT'de de e, bu aynı kalır. İkinci bölgesi ama ilk bölgesi VTAT'deki ile VSAS'deki farklı olur. Onu da zaten şurada görebiliyorsunuz. Bakın ilk bölgede 0.04S 0.6 var. Yani gene birinci dereceden artan yani şöyle olduğunu görüyorsunuz gene ilk bölgenin. Ama ikinci bölge ne yapacak? Buradan gelecek sıfıra. Fark bu. Bu önemli bir fark. Yani burada da gene e, kitaptaki grafiği paylaşmış olalım. söylediğimiz gibi buna dikkat. Ve bize ne sormuş başka? 120 metreye ulaşılması için gerekli zamanı sormuş. Şimdi o zaman 0-60 metre arasındaki denklemimiz neydi? 0.2s artı 3'tü hız denklemi. Buradan konuma geçecek olsam veya şöyle yapalım biraz daha derleyip toplamış olalım. Şu motosikletliğe gerek yok. grafiği verdi. Sonra burayı hesapladık. Şunları alalım biraz böyle. Bunun 0.2 olduğunu söylemiştik zaten. Bir daha bunu şey yapmaya gerek yok. Biraz yerden tasarruf etmeye çalışıyorum. Temizleyeyim o yüzden buraları. Burada şöyle toparlayıverdim verdim ben. Yani e, ivmeyi ilk durumda 0.04s artı 06 bulmuştuk. Diğer bölgesi için düzensiz hareketin 0 olarak çıkartmıştık. Şimdi e, buradan e, zamana geçecek olursak yani bize sorulan şey 120 metreye ulaşılması için gerekli toplam zamanın hesaplanması isteniyor bizden. O zaman gene 060 saniye, Denklemimiz burada aynı şekilde zaman için diyelim. Hatta zaman buradan ayrıştıralım. Çünkü burası AS grafiği için yapılan hesaplardı. Burası zaman için yapılan hesaplara geldik. Gene 0.60 saniye arası. Kopyalayayım ben aynısını. Burada bu sefer ne yapacağız? V eşittir dt bölü ds bildiğimiz ifade. Ben dt'yi çekiyorum zamanı. dt eşittir ds bölü v oldu bu sefer. O zaman ne olur? ds bölü gene u du meselesi çıkacak burada. 0.2c artı 3 şeklinde yazdık. Ondan sonra burada işte ne yapacağız? Hemen yazalım istiyorsanız. Evet. Tabi bu denklemi düzeltelim öyle yazayım ne olması lazım? Sıfırdan t'ye ds bölü v yaptığımız yer için ise burası da tabii gene aynı şey de sadece şu tarafını yazmıştık. Sıfırdan s'ye bunu içine açtık. Sıfırdan s gene açılmış açık hali diyelim. Open form diyebiliriz. Sonra bunu değişken değiştirme yapsak yani 1 bölü 0.2s artı 3 ise ben buradan diyeyim ki u eşittir 0.2 s artı 3 olur ise Buradan hemen e, du'ya geçecek olursak du eşittir 0.2 s zaten oldu. Çarpı ds olur. O zaman buradan ds'i çekersem ne olacaktır? du bölü 0.2 olur. Bu ifade de yerine yazalım şimdi. Yani dt0 zaten orası t olacak. T eşittir. Ee, DS yerine DU bölü 0.2 yazacağım. 0'dan S'ye DU bölü 0.2 yazdım. Bu DS oldu. Çarpı 1 bölü 0.2S artı 3'e de U demiştim. U yani ne olur bu işlem? Ee, 1 bölü 0.2 dışarıya alsam, 1 bölü 0.2 integral 0'dan s'ye. du bölü u. Bu da sana elen u yapar. Eşittir 1 bölü 0.2 5 yapar. 5 elen u u yerine de 0.2 S artı 3 yazdık. Ne oldu? Sıfırdan S'ye. Şeklinde yazabilirim. Ha, buradaki işlem kitaptakinde de bir sıkıntı yok. O zaman ne yapacağız? Ee, hemen düzeltelim bunu. T eşittir 5 elen 0.2 s artı 3 2 artı 3 0.2 S tabi şu S. 0.2 çarpı S artı 3. Sonrasında ne olacak? Eksi bir de 0 koyduğumuz zaman burası gitti. Elen 3 kalır. 5 elen 3 kalır o zaman da. 5 elen 3 şeklinde kalır. Bu ifadeyi de çıkarttık. O zaman diyorum ki t eşittir ilk bölge 60 saniye için t eşittir 60 olduğunda pardon t diyorum s eşittir 60 metre olduğunda onu düzeltelim s eşittir 60 metre için saniye değil Buradaki denklemde S yerine ne yapacaksınız? 60 yazacaksınız. 5 elen 0,2 çarpı 60 artı 3 eksi 5 elen 3 yani. İse T eşittir konuma bağlı olarak ne çıkmış olacak? 8,05 saniye. saniye olarak bulundu. Bu nedir? İlk bölge 0 ila 60 metre arasındaki zamanı çıkarttık. İkincisi yani 60 metre ila 120 metre arasında 15 metre bölü saniyelik hız varmış. Oraya bakalım. Pardon yanlış yer almayalım şurası. bölge için zaman burada da ne yapacağız dt eşittir ds bölü v yapacağız yani v eşittir ds bölü dt idi dt'yi çektim ds bölü v yaptım ds yani onun yerine ne yapacağız ds bölü 15 yani dt eşittir ds bölü 15 oldu. Buradan düzeltirsek e, dt'miz nereden başlıyor bu sefer? 8.05'i buldum. 8.05'ten itibaren t zamanına gideceğim. dt eşittir 60 metreden S konumuna gideceğim. İşlem bitince S yerine 120 yazabilirsiniz toplam için. DS bölü 15 dedim. Buradan ne olacak? T eksi T eksi 8,05 olur sol tarafı. T eksi 8,05 Ondan sonra eşittir. 1 bölü 15 dışarı çıkacak. S olacak yani. S bölü 15 ilk başta sonra 60 bölü 15 S bölü 15 eksi 60 bölü 15 ki 60 bölü 15 ne yapar? 4 S bölü 15 eksi 4 oldu. Buradan da S'nin 120 metre olduğu son durum için S eşittir 120 metre. Bakın direkt 120 yazmıyorum. İşlemi bitirdikten sonra S yerine 120 yazıyorum. Yoksa integral işlemi doğru olmaz. S eşittir 120 metrede T ne kadarmış diye. Bu denklemde S yerine yani S bölü 15 120 bölü 15 eksi 4 yapıyorum. Sonra da T eksi 0 8 eksi 0 5 öbür tarafta var. Buradan T eşittir 12 saniye olarak çıkmış. Bu da nedir? İkinci bölgenin zamanı, ilk bölgenin zamanı 8.05 idi. Tabii ki burada yorumu şöyle yapıyoruz çünkü birden 8.05'e kadar bulduk. 8.05'ten son zamanı bulmuş oluyoruz. Aslında bu bulduğumuz son zaman oluyor. Yani gidip de 12 saniye ile 805'i toplamıyorum. 805'ten en sona kadar gittiği zaman zaten bu bulduğumuz o son zaman olacak. O yüzden de 12 saniye total zaman olmuş olacak. Yani 120 metreye ulaşıldığında 12 saniye geçmiş oluyor diye söyleyebiliriz veya başka bir yorumla zaten 60 metreden toplamda 120 metreye gideceği için toplamdaki gittiği yere denk gelen zaman olmuş olacak t. O da 12 saniye olarak tekrardan ifade edilmiş olur.